Herkese merhabalar. Paraşütle Üretim Bandı'nın 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Eren. Ben de Andaç. Bugünkü konuğumuz Veli Özbekoğlu. Emlakçek.com'un Head of Product'ı. Head of Product'ın bilmiyorum Türkçesi var mı? Ben de Head of Product olarak çok bir Türkçesini bulamıyorum ama. Ürün müdürü olarak Türkçeleştirebiliyoruz en fazla. Aynen. Head of Product'ı Melih aramızda. Hoş geldin Melih. Hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğin için. Öncelikle istersen çok kısa seni tanıyalım. Sonra da emlak lizde gireriz. Evet, ben Melih Özbekoğlu. Geçmişte bilgisayar mühendisliği okudum. Onun üzerine yüksek lisans yaptım. Bilkent mezunuyum. Onun sonrasında da hemen akabinde bölümün yazılım geliştirme tarafında çalıştım. Önce işte Softek'te 1,5 yıl kadar, daha sonra da İzmir'e taşınarak, Ankara'dan İzmir'e göç ederek Netsys'te CRM takımında software development yaptım. Daha sonra da yine Netsys bünyesinde software development'tan product manager'lığa doğru geçtim. Daha sonrasında da İzmir'de biraz rahatın batmasıyla İstanbul'a taşınarak önce sahibinden.com'da daha sonra AdForest'ta product manager olarak çalıştım. 2016 sonu itibariyle de yaklaşık işte bir 15 aydır Emlakjet'te Head of Product olarak görev yapıyorum. Emlakjet'i zaten bilenler biliyordur ama çok kısaca ne yaptığını anlatabilir misin? Tabii ki. Emlakjet Türkiye'nin şu anda önde gelen emlak bulma sitesi aslında diyebiliriz. Yani sektörde emlak dikeyinde şu anda ikinci sırada konumda olan ve 450 bin, 460 bin civarında ilanlı sahip olan yeni nesil emlak bulma sitesi. Bir yandan da tabii şey, yani Emlakjet'in geçmişini de biraz anlatayım istiyorsanız noktada. Aslında çok daha öncesinde 2006 yılında bir startup olarak kurulmuş bir firma. Daha sonra 2014 yılında Ailep Holding tarafından satın alınıyor. Ailep Holding tarafından satın alınmasından sonra tabii ki bir yönetim değişikliği oluyor. Biraz daha oradaki yapı daha profesyonel bir yapıya bürünüyor. Ve o yatırımın da gücüyle ve etkisiyle büyümesini bayağı geliştiriyor ve sürdürüyor. 2015 yılından itibaren özellikle müşteri sayısı, ilan sayısı gibi alanlarda direkt gelişerek sektörde dediğim gibi ikinci konuma geliyor. Ve dediğim gibi büyümeyi de sürdürerek birinci olmaya gidiyor bakalım inşallah. İkincilik derken bu ilan sayısı ve aynı zamanda müşteri sayısına bakarak müşteri sayısı, ilan sayısı, evet, bu tarz trafik, bu faktörleri baz alarak söylüyoruz aslında. Anladım. Sen de bahsettin zaten, çok rekabet dolu bir ortamdasınız. Kesinlikle. Ve hani öyle küçük şirketler de değil, yani Doğan grubuna bağlı olan bir şirket, işte diğeri de sahibinden, çok bayağı büyük oyuncular. Evet. Ve burada siz kendinizi kendi demecinizle aslında ürünle farklılaştırıyorsunuz. Aslında bu podcast için de çok güzel bir şey oluyor. Bu ürünü geliştirirken aslında onu konuşacağız bugün, nasıl geliştirdiğinizi konuşacağız. Kaç kişilik bir ekiple geliştiriyorsunuz bu ürünü? Tabii. Şimdi yazılım sistem ve yukarıdan komple ürün olarak bakacak olursak, aslında ben biraz daha yapımızdan bahsedeyim. Aynen. Şöyle bir bizim aslında mimarimizden bahsedeyim orada organizasyonel olarak. Emlakjet'te işte pazarlama, daha doğrusu growth, ondan sonra müşteri deneyimi, işte mali idari işler vesaire gibi birimlerin dışında, satışın dışında, ürün ve yazılım, daha doğrusu IT sistem tarafında dahil ederek konuşursak, iki ayrı birim olarak, tamamen bağımsız birim olarak yer alıyor. Birçok firmalarda ürün ekipleri ya pazarlamanın altında konumlandırılır, CMO'nun, CMO'ya direkt rapor edecek şekilde, ya da IT'ye bağlı olarak da konumlandırılır, CTO'ya report edecek şekilde. Bizim yapımızda birçok aslında gerçek olması gereken ürün şirketi gibi direkt CEO'ya bağlı olarak ayrı bir birim. Bunun olmasının da aslında bir sebebi var. Yani herkese eşit mesafede durması gereken, herkesin konsörlerini, sorunlarını dikkate alması ve eşit mesafede onlara mümkün olduğu kadar da her tarafa adil bir şekilde davranması gereken bir yer ve o tarz etkileşimlerden de uzak kalmak adına güzel bir yapı. İki birim var dedim. Bir product, bir de IT. IT tarafı. Ürün geliştirme tarafında tabii en çok rol oynayan bu ekipler bunlar.
Product tarafında şu anda benim dışımda 5 kişilik bir pozisyonumuz var. 5 kişilik bir ekibimiz var. 3 ürün yöneticisi, 2 de product designer olarak. Şu anda o product designer'ın ikincisini hala arasak da en azından ürün yönetimi tarafını şu anda yakın zamanda tamamen tamamlamış olduk. Diğer tarafta development tarafında kaç kişi? Development tarafında şu anda tam sayı olarak net bir şekilde söylemesem de 2 Scrum takımı ve 1 maintenance ekibi olarak yer alabiliyoruz. Burada peki, daha da artacağız yani o noktada. Bu takımları siz nasıl tanımlıyorsunuz? Yani 2 Scrum takımı ve 1 maintenance takımı dedin. Evet. Kanban diyelim, maintenance demeyelim aslında daha çok. Yani için maintenance kısmı da var, hızlı improvement kısmı da var. O şekilde. Okey. Onları aslında biraz inceleyelim istiyorum. Yani onların tanımlarını hep böyle miydi? Sen yaklaşık 2 senedir Emlak Şed'desin. Evet. Bu süre zarfında hep böyle bir yapım vardı. Arada değişti mi? Bu tanımları siz nasıl yaptınız? Tabii ki. Aslında şöyle, böyle değildi. Daha doğrusu sayı olarak yine aşağı yukarı bu şekildeydi de biraz büyümesi de var geldiğim dönem içerisinde. Ama biraz fonksiyonel olarak değiştik. Özellikle şimdi ürün ekibinin de yapısında oturmasıyla, takımın oturmasıyla, yazılım ekibinin de biraz daha büyümesiyle aslında burada konu bazlı odaklanmış ve cross-functional takımlara doğru geçiyoruz. Bu da ne demek? Normalde mesela ürün yönetimi için söyleyeyim. Product Manager arkadaşlar önceki aylarda spesifik olarak belli bir domainle, belli bir ürünle ilgili konularda ayrılmış değildi. Örnek veriyorum. Ben mesela sahibinden.com'da çalıştığım dönemden de örnek vereyim. Bir Product Manager sadece mobil uygulamanın Product Manager'ıydı. İşte ben mesela ilan süreçlerinden ve ilan görüntüleme kısmından sorumluydum o dönem içerisinde gibi gibi. Mesela böyle bir yapı vardı. Emlakşet'e geldiğimde de tabii bu biraz ekip büyüklüğü de alakalı bir konu. Proje bazlı aslında bir havuz şeklinde çalışılıyordu ve o havuzun içerisinden iş bazlı olarak da Product Manager'lar alıyordu. Yeni bir proje olduğu zaman vesaire. O projelere kim karar veriyordu? Yani şu projeler olacak, bu projeler olacak. Oradaki birim, yani birimin yöneticisi aslında. Ben geldiğim zaman da ben oldum o. Bu noktada. Ama bu özellikle bu yılın sonlarına doğru zaten aklımızda olan bir fikirdi büyümeyle beraber. Geçtiğimiz ya bu dönemde de birkaç tane yurt dışındaki konuşmada, konferansa vesaire de denk geldiğim bir konuydu. Hatta en son bana ilham veren konu da şeyde oldu, bu en son Zürich'te Product Management Festival'da bir summit'e katılmıştım. Orada Delivery Hero'nun CPO'su onların hikayesini anlatmıştı. Çok da güzel bir hikaye aslında bu noktada. Eskiden işte takım yapısını anlattı. Biz her şeyi çok güzel takım yapısını geliştirdik. İşte her seferinde, her sprintte neyi aldık, neyi almadık. Bunları çok net bir şekilde deklare ediyorduk. Çok da böyle sebepleriyle anlatıyorduk. Her şey çok güzeldi ama hiç kimse memnun değildi diyor. Hepimizin tanıdık olduğu şeyler bunlar. Ondan sonra da yine bu cross-functional takım yapısına geçtiklerinde satıştan, pazarlamadan, herkesten tamamen bu birim yapısına göre bir takımlar oluşturmuşlar. Ve herkes aynı takımda hissetmeye başlamış daha sonrasında da. Ve bunlar ortak yapıyorlar. Satışın muhatap olduğu kısımlar. Mesela işte onlarda tabii çok ülkede çok değişen bir yapı olduğu için özellikle bölgesel de bir yapılanmaya gitmişler orada. Atıyorum Hong Kong'da da var, Brezilya'da da var. Bütün yemek tüketim alışkanlıkları tamamen farklı. Çok farklı isteklerle gelebiliyorlar diyorlardı. Bu ekip yapısıyla birlikte herkes daha çok kendini takımın içerisinde hissetti. Ortak hedeflere koştular o noktada. Bu ortak hedeflere birlikte nasıl gideriz daha düşünmeye, kafa patlatmaya başladılar diye o yapıya geçtiklerini söyledi. Bu da bende bir ekstradan bir şey oldu, yani ilham kaynağı oldu diyeyim. Zaten biz de şirkette de o tarz bir yapıyı düşünüyorduk ve şu anda da ona doğru geçmeye başladık. Bu arada şeyde bahsetmedim, yani bizim her Scrum takımımızın bir Scrum Master'ı da var. Yani hem proje yöneticisi title ile görev yapan arkadaşlar, hem de bunlar full time olarak da Scrum Master'ı yapıyorlar. Ama bir de PM'ler var onların yanında. Yok, bu arkadaşlar hem Scrum Master rolü üstleniyorlar. Evet. PM dediğin Product Manager arkadaşlar. Evet, okay, evet. Tamam, PM'ler var. Ayrıca da bir her ekibin Scrum Master'ı aynı zamanda proje yöneticisi. Ya PM'ler de dahil arkadaş, değil mi bu Scrum takımlarına? Tabii ki. Tamam. Okay. Product Owner olarak dahil oluyorlar bu rolde. Onlar Product Owner oluyor. Aynı aynen zamanda diğer tarafta Scrum Master. Bir de Scrum Master var ayrı. Okay. Aynen öyle.
Kaç şu anda da ekipler, pardon. Bir Scrum Master, bir Scrum ekibi. Şöyle, 2-2000 boyutları farklı ama ortalama bir şey olarak söylediğimde 4-5 kişilik ekiplerle Scrum ekipleriyle ilerliyoruz. Sonra developer olarak işte Scrum Master ve tabii Product Owner ile daha da artıyor bu sayı. Takım yapısı olarak da aslında şöyle bir şeye gittik. Bir Scrum ekibi, işte bir Product Owner olmalı felsefesiyle bizi domaine göre ayırdık ilk başta. Bizim işin iki kısmı var aslında şey olarak. Bir B2B business'ı, yani emlakçılar sizin bir tarafta müşteriniz. O tarafta onlara yönelik çözümler, onların süreçlerine yönelik geliştirmelerini yapıldı, onların takibini yapıldığı kısımlar var. Bir taraftan da en önemli tabii son kullanıcıya yönelik olan kısımlar, end user tarafı. Hı hı. En başta en keskin ayrımı burada yaptık. Scale oldukça da kendi içinde bunlar yine ayrışıyor. Yine özellikle end user tarafı biraz daha büyük bir taraf ve daha çok ayrışıyor. Yazılım takımları da görevlerinde bunlara bağlı olarak da değişti. Bir taraf daha işte emlakçı tarafındaki çözümlere yönelik, o süreçlere yönelik geliştirmeler yaparken bir taraf daha son kullanıcı tarafındaki kısımlara odaklandı. Peki bu bir de bunun yanına bir de maintenance var. Maintenance ekibi. Kanban ekibi, aynen. Kanban çalışıyor. Bu ekiplerin içerisindeki arkadaşlar, yani ekipler arasında değişiklik oluyor mu? Mesela bir süre maintenance'da çalışan arkadaş ondan sonra da Scrum ekibine dahil oluyor mu? Şöyle olması gerekiyor. Bizim bu Kanban tarafı bizim çok uzun zamandır daha devam etmiyor. Çok daha yakın bir olay. Hani daha o değiştirme kısmında daha gelmemize var biraz daha. Ama muhakkak herkesin bir o tarafta o taraftaki yapıyı görmesi, ihtiyaçları görmesi, Scrum takımlarındaki yerinde biraz günlük hayata değmeleri açısından rotasyon önemli. Bir de tabii şey de var, yani devamlı olarak Kanban ekibinde olan bir adamın da mesleki tatmin açısından çok iyi bir noktada olmayabilir. Oradaki düşüncesi, kafa yapısı. Yani hep sıkılabilir deyim yerindeyse. O yüzden de orada bir rotasyon olacak aynen. Bu geçiş anladığım kadarıyla çok böyle yeni olan bir şey aşağı yukarı yani. Yani şöyle söyleyeyim, 2 aydır ve i̇ki daha aydır. Çok oldu. Peki, aynen öyle. Ne tarz zorluklar yaşadınız? Yani hani bir, hani şu ana kadar memnun musunuz? İki, ne tarz zorluklar yaşadınız takım içerisinden herhangi bir şekilde? En büyük zorluğu söyleyeyim mi? Tabii. İyi çalışan bulmak. Yani burada zaten IT tarafındaki yönetici arkadaşlar zaten daha iyi bilir. İyi developer bulmak, zor, iyi product manager, iyi product owner bulmak o rolde zor. Onu tamamladıktan sonra nispeten daha tabii biraz daha iyi oluyor. Ama burada şey tabii en büyük çalışmalardan bir tanesi. Bunu kim yapıyordu ya? Hani kimin sorumluydu bunlar? Diye herkesin kafasında oturması zaman alıyor. Hala daha zaman alıyor bu. Kolay değil. Tanımlanmayan alanlar vardır zaten. İlla ki çıkacaktır. Kesişen alanlar. Yani. Tabii ki de. Yani o muhakkak, mesela düşünsene. Şimdi end user diyoruz bir tarafta. End user'da ne olacak? İşte ilan detayda işte bilmem ne özelliği getireceğiz, göstereceğiz değil mi? Şimdi bunu yapmak için iyi, güzel, hoş ama ilan girişinde bir field koyacaksın bununla ilgili ki o ilanda görünsün. Tamam, ilan giriş nerede? Emlakçı panelinde. Emlakçı panelinde de ona göre bir geliştirme yapman lazım. Şimdi bunu B2B tarafına mı sokman gerekiyor? End user tarafına mı sokman gerekiyor? O tarafta mümkün olduğu kadar böyle çok süreçleri etkilemeyen kısımlarda end user tarafıyla ilerliyoruz şu anda. Mesela atıyorum, süreçleri etkilemeden kastım şuydu. Emlakçının üyelik, paket vesaire yapısıyla etkileyen noktalar olduğu zaman tabii o pure B2B iş oluyor biraz daha ama işte son kullanıcıya yönelik bir şey ama emlakçı tarafında bir noktaya dokunuyor sadece. Küçük bir kış o takımın üzerinden, o product owner'ın üzerinden ilerliyor. Birbirlerinin kod alanlarını giriyorlar yani. Muhakkak. Gerekirse giriyor. Öyle bir ayrım yok yani, çok net değil. Ya tamamen iki ayrı ürününüz ya da iki ayrı platformunuz olmadan bunu yapabilmek çok zor. Öyle bile olsa büyük bir ihtimal kesişecek noktalar olacaktır. Tabii tabii. Mesela şeyleri yapıyor birçok firma. Yani mobil uygulamanın onların değiştiriyor. Tamamen o apayrı kendi alanında gidiyor ama atıyorum diyelim ki bir kategori eklediniz oraya ya da kategori ağacında bir değişiklik yapılması gerekiyor. Buranın core işi. O sadece uygulama işi diyemez. Yani, ya da sadece genel arka yapıda end user tarafında bir iş diyemez. Onlar muhakkak birbirinin bacağına dokunuyor mesela. Peki bu yapıya geçmenizin sebebi neydi? Yani buraya tetikleyen şey neydi? Hani ilhamdan bahsettin ama hani bir de fonksiyonel herhalde sıkıntılar vardı. Tabii. Yani işin sahipliği aslında. Bir yandan da konsantrasyonu bu. Yani hem know-how'ı
hem de konsantrasyonu. Şimdi bir yandan devamlı bir iş, mesela product owner için konuşayım. Product owner'ın daha önceki oradaki tecrübesi, deneyimi daha da artmış oluyor. Daha derin bir bilgi sahibi oluyor. Belli bir alana fokuslandığı zaman. Daha çok konsantrasyon o noktada oluyor. Örnek veriyorum, emlakçının işte paket yapısında şu parametreyi eklediğimiz zaman ne olur düşünürken, daha sonra da mobil web sayfasında işte filtrelemeye şu renkte bir şey kullanırsak conversion'ı bu kadar arttırırız, çok daha konsept olarak farklı yerler. Orada bayağı ciddi bir context switching var. Bu bir de şeyde de var çok ciddi, yani development takımlarında da var bu ciddi context switching. Hatta orada sitelerin yapısına bağlı teknoloji switch de oluyor çok ciddi anlamda. Farklı sitenin farklı yerlerinde farklı teknolojiler kullanıldığı zaman adam bir tarafı bırakıp orada, atıyorum legacy kod varsa PHP tarafta, onunla uğraşırken sonra gidiyor React'te bir şeyler yapmaya çalışıyor falan. Çok da orada da bir context switch var. Bir noktası bu. İkincisi de biraz önce söylediğim gibi aslında ortak bir noktaya koşma, ortak bir hedefe koşma. Yapılan bütün işlerde, yaptığımız bütün işlerde aslında sonucu düşünerek öncesinde hareket etmeye çalışıyoruz. Şimdi ona da zaten daha geliriz. Bir işi yaparken neden yapıyoruz kısmı en önemli kısım. Zaten product manager doğru işi doğru zamanda deliver etmeyi sağlayan insan benim tanımımda. Bunu yaparken de doğru işi neden yaptığını bilerek gitmesi lazım. Onun için de o hedefini koyması lazım. Yani mesela şeyle ilgili, atıyorum bizden yine bir örnek vereceğim. Filtreleme adımları ile ilgili bir değişiklik yapıyorsa, bu filtreleme adımlarının sonucunda neyi beklediğini baştan bilmesi gerekiyor. Page per session'ı mı arttıracak? Conversion rate'i mi arttıracak? Onu ne kadar arttırmak istiyor? Geçmişte neydi? Nasıl süre geldi? Bunları bilmesi gerekiyor. Burada da o hedefleri koyması gerekiyor. Bir Scrum takım düşünün. Tamamen mesela conversion odaklı olduğunu düşünün. Bir süre sonra development takımları kendi fikirleriyle gelir. Oradaki developerlar daha katılımcı olmaya başlar. Özellikle de yazılım tarafında ben şeyi çok önemli buluyorum ve destekliyorum da. Arkadaşları da o tarafta yazılım takımındaki kendilerinin de bir şey katması, fikirlerini göndermesi. Çünkü insan kendi fikrini yazarken daha her zaman için daha motive olur. Mutlaka öyle. Peki yani sonuçta bunun bir de hani hesap verilebilirlik, bu accountability tarafı var değil. Tabii. Yani sonuçta sen bir işte feature'a başlıyorsun ve diyorsun ki benim hani bu feature'dan beklentilerim şunlar şunlar diye. Peki bu durumda bunun hesap verilebilirliği kime ait oluyor? Yani developer da işin içinde, designer da işin içinde, product owner hepsi içinde. Product owner. Direkt product owner'a yani. Tabii ki de onda en önemli sorumluluk onda. Çünkü örnek veriyorum, mesela SEO amaçlı yapılmış bir iş düşünelim. Bu SEO amaçlı yapılan iş, organik trafiği arttırmak için bir sayfalar geliştiriliyor mesela. Bu şeyden de gelebilir, dijital pazarlama ekibinden gelebilir bu istek. O sorun değil. Ama product owner onun yapılıp yapılmaması gerektiğini assess edecek kişi bir anlamda. Tamam oldu, diyelim ki yapıldı bu iş. Sonra SEO anlamında hakikaten beklenen katkıyı sağladı mı, takibini yapmalı. Atıyorum test tarafında SEO şeyleri, prensipleri doğru uygulanmış mı, kendisi bakmasa bile baktırmalı ve assess etmeli oradaki kişileri, yani o tarafta, ve sonucunda sorumluluğunu da almış oluyor o durumda. Yani kendisi yapmasa bile insanları o noktada yönlendirebilmesi gerekiyor. Peki burada bir soru daha soracağım. Deadline var mı sizde? Hani bir feature başlarken şu zamana çıkacak diye bir deadline yapıyor musunuz, yoksa mümkün olduğu kadar yapmıyoruz. Şöyle, deadline hayatın bir gerçeği. Yani iş dünyasını geçiyorum, herhangi bir şey yaparken hayatla ilgili bir gerçek. Ama bir yandan da yazılım tarafında sırf deadline odaklı yazılım geliştirmek de birçok farklı sorunlara da sebep olabiliyor. Yani en işte bakacak olursak en saf haliyle en kötüsüne teknik borç yaratıyorsunuz yani. Her şey süper gitti diyelim ki. Tam istenildiği gibi sonuç verebilmeyebiliyor. Ama dediğim gibi yani belli beklenen şeyler de var bizim. Şirket olarak da beklediğimiz şeyler de var. Hadi yapalım, iş ne kadar sürerse o kadar giderse de bırakmıyoruz. O yüzden de ikisinin arasında bir denge bulmak buradaki en önemli nokta. Biz de yani bazı işlerde tabii ki de bakın böyle böyle bir zaman var, bunu nasıl yetiştirebiliriz deyip o şekilde gidiyoruz. İkisini de söylersem yalan olur. Hani ne full deadline gidiyoruz ne de tamamen deadline'sız gidiyoruz diyebilirim. Anladım. Bu ürünün aslında ürünü takımlara böldünüz dedin ya, Scrum takımlarına böldünüz dedin ya, ve onun sorumluluğu product owner'da.
Şimdi B2C, B2B zaten başlı başına çok büyük bir alan ya. Evet. Mesela örnek verdiğin örnekten SEO için bir şey yapılmış ve sonrasında bu işe yaradı mı, nasıl gidiyor vesaire bunun takibi. Şimdi zaten ya B2C tarafına bakalım mesela örnek olarak. Hı-hı. Zaten bayağı büyük bir alan. İşte search'ünden, filtresinden, şey sayfalarına, ilan sayfalarına vesaire vesaire. Aslında tonlarca ürün evet. içerisinde ürün var. Şimdi bunların hepsinin takibini yapması gerekiyor. O yüzden iki kişi var orada şu anda. Ha, tek bir şey yok. Şu anda iki olduk. Anladım. Peki yine tek bir Scrum takımı ama iki PO mu var orada mesela? Biraz şey gibi, mitoz bölünme gibi olacak ama büyüyerek anladım. Ayrılacak. Ayrılacak, eyvallah. Evet. B2B tarafında? Tek takım. Ama yani size product owner olarak tek takım. İki PM veya iki PO'ya çıkarmanın sebebi buydu. Hı hı. Tam olarak da zaten sorumluluk o tarafın alanı, biraz daha büyük olması ve evet tam olarak odaklı bir şekilde çalışabilmesi. Sorumluluk alanı çok geniş olduğu için bunun takibi vesaire tabii ki. Çok oluyor. Peki bu iki PO kendi hedefleri var vesaire veya sorumlu oldukları alanlar var. Ve bunlar üzerine geliştirme yapmak istiyorlar. Taleplerle geliyorlar Scrum ekiplerine. Onlar kendi aralarında mı biraz şey yapıyor? Sen önceliklendir, ben önceliklendir vesaire. Aslında orada da şeyi ayrıştırıyoruz. Yani bu tabii yeni bir süreç bizim için de. Bir yandan da orada da konu ayrıştırıyoruz. Mesela search, daha doğrusu son listeleme, arama deneyimi mesela apayrı dinamikleri olan bir şey. Filtreleme deneyimi. O taraf mesela daha ayrışıyor. Yani Elasticsearch'te hangi şeyin önermenin çıkmasından neyin üstte görünmesi gerektiğine, sıralamanın, akıllı sıralamanın neye göre yapılacağından, hangi faktörlerin devreye girmesi gerektiğine kadar bayağı bir faktör var mesela orada. O bayağı heavy bir alan. Sizin bayağı aslında öne çıkardığınız da bir alan. Bu kesinlikle. Arama bizim için çok önemli. Kesinlikle. O yüzden en iyisini yapacağız. Orada farklılaştığımız konu zaten kesinlikle, olabilir. Kesinlikle. O bizim için çok önemli bir konu. O yüzden de tamamen net bir şekilde ayırıyoruz mesela şu anda. Bizim biraz böyle pazarlama cümlesi gibi olacak ama hani mottomuz da o noktada şey, yani hızlı, kolay ve keyifli buldurma. Yani biz ürün ekibi olarak da hep bu mottonun altını doldurmaya çalışıyoruz. O yüzden de mesela bu search tarafı bizim için bütün platformlarda çok önemli bir iş ve o sene tamamen ayrılmış durumda. Biraz önce de konuşuyorduk yine arada, projeler tarafında mesela apayrı şeyler var, apayrı dinamikler var. Normal ilan biznesi dışında konut projeleriyle ilgili sayfalarımız var, ürünlerimiz var. O tarafta mesela farklı dinamikler, farklı süreçler olduğu için mesela o tarafı daha ayırıyoruz bundan mesela gibi. Peki bir ürün geliştireceğiniz zaman bunu arada bu product designer'lar takımlara bölünüyor mu? Yoksa onlar ortak kaynak gibi mi biraz? Ortak kaynak olmak zorunda kalıyor. Çünkü her product owner'a bir product designer olmuyor şu anda. Yok, insanları bölemiyor. O yüzden de ortak oluyor. Ama yani şöyle aslında one to end diyelim o ilişkiye daha çok. End to end değil yani, en azından birisi belli olduğu, yani çalıştığı product owner'lar belli oluyor yani. Anladım. Peki bir şey örnek üzerinden gidelim istiyorum. Yani yeni bir ürün geliştirdiğiniz zaman, en son mesela bilmiyorum hangi ürünü geliştirdiniz ama onun üzerinden gidebiliriz. Onun planlamasını nasıl yapıyorsunuz? Tabii ki. Aslında bu biraz top down giden bir konu. Yani bir şirketin stratejisinin net olması gerekiyor ki o ürünün stratejisi net olsun sonrasında. O ürünün stratejisi daha sonra da ürün planlamasına doğru gidiyor. Sene başında bizim şirket olarak hedefleri, bu sene gitmesi gerektiği yön konuşulduktan sonra buna bağlı olarak da bir ürün stratejisi çizebiliyoruz. Örnek veriyorum, geçtiğimiz yıl mesela daha çok son kullanıcının daha kullanımına odaklandık 2017 yılı içerisinde. Benim katıldığım yeni bir dönemdi. Birçok fikir uçuşuyordu kafalarda. Aynı zamanda da mobil tarafta da geri kaldığımız noktalar vardı mesela, bunu hissediyorduk. Şirket olarak da bu yöne gitmek istiyorduk ve ürün stratejisini de bunun üzerine yani geliştirdik ve emlakçı tarafındaki işleri daha geri plan attık önceliklendirme sırasında bütün yıl boyunca. Bir product manager'ın her yerde geçer en önemli özelliği hayır diyebilmesidir. Ama hayır diyebilmesi için de bir tabanın olması lazım. Ona söyleyecek mantıklı bir sebebin olması lazım. Bunun için de ürün stratejisi gerekli zaten. Atıyorum ben emlakçı tarafında şöyle şöyle bir özellik istiyorum, bu bize çok lazım diye birisi geldiği zaman onu daha rahat ses etme imkanımız oluyor bu sayede. Ürün stratejisinden bahsettin. Aslında evet. Onu biraz daha detaylandırabilir misin? Yani mesela sana
tepeden bir strateji geldi veya bir hedef geldi. Hı hı. Onu ürün stratejisine dökmek ne demek senin için? Aslında şöyle, mesela şirket çapında takip ettiğimiz metrikler var bizde. Ya yani bir şirketin birçok metriği olabilir takip ettiği aslında. En tane şeyi çıkartabilirsiniz ama biz mesela bunu biraz da basitleştirmek adına ve bir odak yaratmak adına 6'ya indirdik bunu şirkette. Bu growth odaklı olarak tamamen. Bu 6 metreye biz dokunabiliyorsak iyidir. Bunu geliştirebiliyorsak diye. Zaten dediğim gibi mesela ne olabilir? Geçtiğimiz yılki örnekten vereyim. Mesela son kullanıcı tarafında daha kullanılabilirliği arttırmak, conversion'ı arttırmak, aradığını buldurmak daha fazla, daha iyi. Search tarafında daha etkin performans göstermek. Şimdi bununla ilgili birçok şey türetebilirsiniz. Redesign yaparsınız listeleme sayfasında, filtrelemeyi alırsınız, sağdan üste taşırsınız, üstten yan tarafa taşırsınız. Atıyorum ya da tamamen daha işin teknik kısmına odaklanırsınız. İşte semantic search'e girersiniz arama kısmında. Daha keyword tabandan daha akıllı şeye girersiniz ya da lokasyon tabanlı bir aramaya geçersiniz ya da haritaya önem verebilirsiniz. Yani sadece bu konuda bile birçok şey sayabiliyorum. Öncelikle bu diğer taraftaki işleri biraz daha arka plana atmaya sebep oluyor. Yani biz bu tarzdaki işlere odaklanacağız demek oluyor mesela bu. Bunun üzerine de aslında soru hemen çözümle gitmektense sorunu tespit etmek bizim için orada önemli olan. Bunun için de ne yapılabiliyor? Öncelikle çok ciddi bir analiz çalışması gerekiyor. Biz de geçtiğimiz yıl mesela bunu yaptık. İşte insanların bizim tarafta user journey'e nereden başladıkları, ilana gidene kadar, aradıkları ilana gidene kadar, nerelerde sorun yaşadıklarını, oradaki friction noktalarının ne olduğunu tespit ettik. Funnel analizlerinden, heat map'lere, anketlerden, direkt session recording'lere kadar bayağı bir şeye de girdik orada. Kullanıcı araştırmalarında da UX workshop yaptık. Onlarla interviewing de yaptık. Birçok hepsi stratejiyi belirleme için mi? Hayır, stratejiden ürünleştirme kısmında. Evet, tamam. Yani ürün tarafına doğru nasıl geçiyoruz takibinde aslında bir sorunu ortaya çıkarıp yani hedef tarafında tamam buna gidiyoruz ama sorun nerede? Bu sorunu hangi ürünle adresleyeceğiz? Kısmını da bu şekilde bağlamış olduk. Yani orada study kısmına gittik bayağı bir. Onları aldıktan sonra da bunu nereye getirmemiz gerekiyor diye baktık. Ve bunun üzerine ürünleştirmemizi yaptık. Mesela bir tane konu şuydu. Sene başındaki en önemli şeylerimizden biriydi 2017'de. Mobil tarafta herkesin düşündüğü bir şey. Mobil tarafta daha çok şey yapmalıyız diye geldi her taraftan. Bütün stakeholder'lardan da tabii bu geliyor. Mobil web mi, mobil app mi? En önemli soru mesela. Biz de oturduk mesela bu sorunun üzerine. Herkes mobil app'imiz de olmalı, yok mobil web'imiz olmalı diye tartışırken bu biraz da user journey'i düşünerek ve çıkartarak mobil web'i önceliklendirdik mesela. Ve geçtiğimiz yılda ilk başta bunu sadece B2C için konuşuyoruz. B2C yani. Tarafında mesela. Evet. Hani kendi içinde de B2B tarafının dışında da B2C tarafında da böyle önceliklendirme yaptık mesela. Peki bu mesela bir oradaki fikirler nereden geliyor? Siz sadece kendi içinizden mi üretiyorsunuz bir fikirleri yoksa hani girip kullanıcılarla konuşup onlardan bir şekilde feedback alıyor musunuz? Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim. Bir orada kullanıcıyı dinlemek çok farklı şeyler getiriyor insana. Bizim zamanla insanın kendi kullandığı üründe, kendi üründe körlük oluşuyor ciddi anlamda. Bizim tarafta iki taraflı olarak da müşteriyi dinliyoruz. Hem emlakçıları dinliyoruz hem de son kullanıcıları dinliyoruz. Çünkü emlakçılar da son kullanıcı perspektifinden input verebiliyor. Sadece kendi tarafından değil, yani aynı zamanda son kullanıcı tarafından da verebiliyor. En azından ev ararken insanların neye ihtiyacı olduğu konusunda çok net bilgi sahibiler. Biz de mesela ürün tarafında kendi onboardingimizde de bu arada ciddi anlamda emlakçılarla bir onboardingimiz var. Hatta çok yakın zamana kadar her gelen arkadaşı bir haftada böyle emlakçıda çalıştırıyorduk. Aynen yeni, öyle. Yeni gelen arkadaşın onboardinginden. Evet. Tanıdık emlakçılarda çalıştırıyorduk yani öyle söyleyeyim. Tepkiler ne oluyordu? Şeyler. Efendim? Tepkiler ne oluyordu? Şey güzel oluyordu o noktada ve herkes böyle bunlar bunu da yapıyorlarmış. Bir günleri tapu dairesinde geçiyor mesela bunların gibi bilgileri alıyor orada mesela. Bu normalde çok insanın bildiği bir şey değil. O taraftan hem mevcut ürünle ilgili bol bol şikayetleri şöyle olsa da çok güzel olurdular alıyor.
bir yandan da hem de onlarla da ilişkimizi de iyi tutmak güzel oluyor. Bunun dışında da dönem dönem saha ziyaretleri de yapıyoruz. Sahadaki satış ekiplerimizle beraber, müşteri memnuniyet ekipleriyle de beraber belli emlakçılardan input alıyoruz yine aynı şekilde. Son kullanıcı tarafında daha çok sayısal metotlara yönelmeye çalışıyoruz. Daha ciddi şey alabilmek için araçlar, ama bir yandan da son kullanıcıdan tabii yani bu şeyleri, site içi anketleri, feedbackleri de zaten onu bir kenara koyuyorum. Dönem dönemde mesela şu anda senede iki kere falan yapıyoruz da session'larla kullanıcılardan feedback alıyoruz oralarda. Dediğim gibi o tarafta kullanılabilirlik laboratuvarlarıyla da çalışıyoruz. Hı hı. Reklama girmesin şimdi. Peki. Bir de şeyi çok merak ediyorum. Teknik borç konusunda, yani sonuçta illaki bir şekilde hani refactoring ihtiyacı oluyordur ve evet, bu da zaman alıyor. O konuda mesela nasıl hareket ediyorsunuz? Yani sonuçta bir yandan işte business'ın ihtiyaçları var, bir yandan teknik olarak ihtiyaçlar var ve öncelik yapılması gerekiyor. Orada kim işte karar veriyor? Evet, şimdi işte önümüzdeki iki hafta bu sprintte teknik borcu kapatacağız diye. Aslında biraz şeyi detaylandırmış olayım hem bu sırada. Tamam, biz yani strateji böyle yapıyoruz da günün sonunda iki hafta sonra ne olacak dediğinde kim nasıl önceliklendiriyorsunuz dediğinde bizim bir çeyreklik olarak bunu önce indiriyoruz roadmap seviyesine. Daha sonra da zaten bu roadmap'i düzenli olarak iki haftalık roadmap toplantılarıyla assess ediyoruz tekrardan. Hem oradaki şirketin işte top level yönetim seviyesi. Hı hı. Orada her birimden stakeholderların olduğu bir toplantıda da bakın biz bunu yapıyoruz, bundan dolayı yapıyoruz diye anlatıyoruz, konuşuyoruz. Peki bir örnek verir misin? Mesela bu çeyrekte yani nasıl bir şey sunuyorsunuz hem yönetime hem de ekibin geri kalanına? Yani çeyrek planınız ne oluyor? Şöyle oluyor. O da mesela bu çeyreğin hikayesi ne? Özet olarak ilk başta bu cümleyle başlayıp mesela atıyorum içeriği zenginleştirmek mesela diyelim. Bu işte ilan gibi bir şey aslında. Gibi. Onun üzerine ilan sayısını arttırmak da olabilir. Bu ilandaki detayları arttırmak da olabilir. Mesela doldurulmuş alan oranını arttırmak da olabilir mesela bunlardan. Bu temada gidip daha sonra bunun üzerinde zaten geçmiş dönemden fikir olarak gelen, etraftan istek olarak gelen, şirket içi, şirket dışı bizim gözlemlediğimiz konuları çıkartıp onun üzerinden bir liste üzerinden proposal ediyoruz ve konuşuyoruz aslında. Bu bir takım için mi yoksa? Genel, hepsi için. Genel, yani ikisi için de B2B takımı için de B2C takımı için de aynı hedef oluyor. Yani. Hayır, yani şey temaları farklı oluyor tabii onlar okay, kendi aralarında ama ortak da olabiliyor. Dediğim gibi hani B2B tarafında yapılması gereken işler de olabiliyor ya mesela. Evet. End user tarafında mesela ortak da olabiliyor onlarda. Ama ikisinin de ortak da olabilir ama bir teması oluyor, evet, evet, bir hedef oluyor. Aynen öyle. Okay. Sonrasında da dediğim gibi bu temanın içerisinde mümkün olduğu kadar baktığımızda bize gelen veya o anda sonradan çıkan işleri de alıp ses ediyoruz. Nedir bu? Mesela çeyreğin ortasında atıyorum mesela o dönem organik trafiğe odaklandığımız durumda SEO ile ilgili bir iş daha iyi bir fikir gelirse diğer tarafta daha nispeten önceliği az olan ya da bize getirisi az olacak bir işe drop edip onu koyabiliyoruz mesela. Gibi. Değişebiliyor yani. Tabii. Değişmesi de gerekiyor zaten. Yani 3 aylık hep şey vardır zaten. Bütün yıllık roadmap'lerin ne kadar saçma olduğu anlatılır. Hatta 3 aylık roadmap'lerin de birçok yerde saçma olduğu anlatılıyor yine aynı şekilde. Ama plansız da çıkmamak gerekiyor bu durumlarda. Ama o planı devamlı değiştirmek ve güncellemek gerekiyor. Şeye kadar geliyor zaten. Basecamp, Intercom ikisi de hatta birbirleri tanışıyorlar zaten. Evet. 6 haftaya kadar geldiler. Aynen. 666 yani framework değil mi? Tam 666'da ama ortadaki 6'ı attılar. 6 ayı attılar. Türkiye'de 6 yıl atılıyor genelde o. Yani biraz daha 6 yıl atılsın zaten. Biz kaç senelik? 4 senelik şirketiz. 4-5 senelik. 6 senemiz zaten. Yani 6 haftaya kadar geldiler. Ama mesela Basecamp mesela 6 haftadan ileriyi vermiyor. Hani en azından okuduğumuz evet, şeylerden. Yani şey tarafında hani bu biraz hani işin tartışması olsun. Hı hı. Diğer takımların gözünden baktığımızda da özellikle mesela bizim için bizde bizim sattığımız şey yani ürünün kendisi olduğu için
müşterilerden direkt işte şu özelliği ne zaman getireceksiniz, bunu ne zaman yapacaksınız gibi şeyler geliyor. Mesela bizim satış ve destek ekiplerine de o konuda bayağı bir baskı oluyor. O yüzden o taraftan da aslında onları da anlıyorum. Evet. Ama diğer taraftan da hani kendi içimizdeki dinamikleri de bildiğim için o şimdi 6 hafta hani okey 2 ay, 3 ay yani 5 ay ve sonrası şimdi çok zor. Yani diyeceğim bir şey ondan sonra yanlış olacak. Sonra niye böyle oldu diye yine sıkıntı çıkacak. O yüzden hani o aslında daha bence sektör optimum şeyi bulamadı. Yok canım, bence imkansız şey yani. Bir de o ürünler ürüne de değişen bir şey yani sonuçta hani. Evet. Ya bizde de bu arada her şey süper müthiş öngörülü programla tabii ki de gitmiyor. Bu hiçbir şirkette dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. Mesela öyle kanban ekipleri de öyle gidelim yani. Yani evet, kanban ekipleri mesela bu yüzden var her yerde aslında. Hani anlık hızlı hareket edilmesi gereken şeylerde o tarz ekiplerle koşuyorsunuz doğal olarak. O her yerde olan bir ihtiyaç. Aynen. Peki şeyden bahsedeyim. Birden fazla takım var, işte yönetim var vesaire. Seninle konuşurken bu stakeholder management'tan bahsetmiştik. Şimdi o konuda siz üzerine bayağı bir düşündüğünüz, hatta birkaç şeyiniz de var. Taktiğiniz de var. Evet. Onlardan biraz bahsedebilir misin? Yani stakeholder management diyoruz aslında, biraz detaylandıralım. Yani Andaç'ın da demin sorduğu konu aslında. Birden fazla şey geliyor, input geliyor. Evet. Bunları hiç kimseyi kırmadan veya mümkün olduğu kadar herkesi memnun edecek seviyede bir roadmap'e nasıl getiriyorsunuz? Burada müttefiklerle ilerliyoruz diyelim. Yani Allah Allah. Şöyle insanları biraz kendine yönelik empati yaptırmak gerekiyor. Şimdi herkes bu bilgilendirmeyle oluyor tabii. Yani bir isteği yaparken her ekip doğal olarak kendi isteğini biliyor. Satış ekibi kendi tarafında, atıyorum mesela biz bir de bölgelerden bahsediyorsak, atıyorum İstanbul tarafında Anadolu yakasında bir istek varsa bir konu hakkında onunla ilgili isteklerini biliyor ya da satıştan gördüğü direkt birebir bildiği şeyleri istiyor. Pazarlama tarafında dijital pazarlama ayrı bir şey isteyebilir. İşte analitik pazarlama, işte business intelligence tarafları ayrı şeyler isteyebilir. Daha iyi raporlamamız için şöyle şöyle datalar gerekiyor bize falan gibi istekler gelebilir. Bunların hepsi birbirinden haberdar, yani bir haber oluyor açıkçası normalde çoğu zaman da. Biz de geçtiğimiz dönemde yine bu konuda zorluklar yaşadık. Böyle olunca şu tepkiyi alıyor insanlar. Ya biz söylüyoruz bir sürü fikir, hiçbir şey yapılmıyor. Ne geliyor. Tamam, o yapılmıyor da arkada neler yapılıyor onun dışında başka. Onları görmek gerekiyor. Biz de o yüzden de son iki aydır bu şeylere ağırlık verdik ve faydasını görüyoruz o noktada. Stakeholder meetingleri biraz formatını değiştirdik. Hep beraber böyle bütün işleri döküp mevcutta yaptığımız bunlar arkadaşlar. Bu yüzden yapıyoruz. Şimdi önümüzde bunları düşünüyoruz. Ama bir de hani sizden de istek olarak gelebilecek bir işler için şöyle bir alanımız var. Tabii, yani bu kadar. Bir kısmını bırakıyorsunuz onlara. Ya şimdi zaten sene başında ya da dönem başında yapılacak büyük bir projemiz varsa onu zaten herkes biliyor zaten bir tarafta. Atıyorum ana sayfayı redesign etmek gibi bir projem varsa zaten o roadmap'in bir kısmında bulunuyor net. Onu da herkes biliyor zaten. O kimse bir şey demiyor. Ve onlar herkes hem fikir mi o konuda? Oluyor. Okay. Yani herkes hem fikir olmasa bile herkes committed olmak zorunda. Okay. Yani disagree but committed olabiliyor yani doğal olarak. Bezos'a selamlar. Aynen öyle. Sonrasında mesela belli bir şeyde zaman planında herkes mesela farklı farklı ekipler isteklerini döküyor. Yani bunların içerisinden yani kümülatif olarak hepsinden bir aslında önceliklendirme yapıyoruz. Yani günün sonunda şuna geliyor. Abi ben bunu istiyorum da bu hakikaten daha önemliymiş diye bir şey gelebiliyor. Nedir bu? Atıyorum müşteri memnuniyet tarafının raise ettiği bir sorun varsa, mesela diyelim ki ilanların kalitesini düşüren bir şey. İlan fotoğrafları ile ilgili bir sorun çıktı ya da işte daha iyi şöyle olursa bu kadar bize katkı sağlar diye o getiriyor mesela bu konuyu raise ediyor. Gelen şikayetlerden falan vesaire. Sonucunda bakacak olursan şeyi bilmiyor. Dijital pazarlamadaki adam onu bilmiyordu belki ama düşününce ya bizi aslında dolaylı yoldan bu daha iyi bile etki ediyor. Benimkisinden bile daha önemli diyebilir. Conversion oranımı arttıracak bir şey belki. Bu tarz şeylerden dolayı insanları bir süre sonra farklı ekiplerin yerine koyup hatta product manager'ın yerine koyup ya onu almayalım da bunu alalım. İşte madem bu kadar sınırlı bir yerimiz var
bence şu daha önemli deyip yorum verdirerek kendi aralarında önceliklendirmeye de girmeleri bizim için avantaj sağlıyor. Bu bizim birazdan memnuniyeti, en azından herkesin neyin neden yapıldığını ya da neden yapılmadığını daha iyi anlamasına. Ne kadar sık şey yapıyorsunuz? İki haftada bir yapıyoruz. Ha, o kadar sık yapıyorsunuz yani. Evet. Çünkü bunların içerisinde her zaman çok büyük işler olmayabiliyor. Daha nispeten küçük çaplı işler de olabiliyor. Anlık aksiyon almamız gereken şeyler de olabiliyor. Öyle olduğu zaman da biz bunu sprint planlamalarının öncesinde yapıyoruz ki o Scrum ekiplerinde önüne çıkabilsin. Sprintler iki haftalık diye anlıyorum. Evet. O zaman her sprint için aslında stakeholder toplantısı yapıyorsunuz. Tabii bir şey, hem de bilgilendirme yapmış oluyoruz. Bakın bunlar bu seviyede diye de anlatmış oluyoruz. Zaten bu büyük diye adlandırdığın ürünler zaten bir iki sprintte bitecek şeyler değil. Yok, onlar biraz zaten daha uzun sürüyor genellikle. O zaman stakeholder toplantılarında bu ürünün durumu budur, şöyle bir şey var falan gibi bir şey yapıyorsunuz o zaman. Bilgilendirme falan gibi bir şey. Tabii onu da yapıyoruz. Peki karar verdiniz yeni bir ürün. Sonra PM mi alıyor üstüne o ürünü? Evet. Bir ön analiz yapıyor. Ne yapıyor yani? Ön analiz derken neyi orada, nasıl bir şey, çıktısı nasıl bir şey oluyor? Yani şöyle, genellikle tabii mesela bu şeylerde kendi çıkardığımız ya da işte müşteriden aldığımız feedback dolayısıyla kendi geliştirdiğimiz kısımlarda daha bizim tarafımızdan yürüyor. Ama diyelim ki bir stakeholder'dan bir istek geldi. Onun yaşam döngüsü biraz farklı. Çünkü orada product manager bir şeyi öğreniyor aslında. Bir business analyst gibi bir öğrenme süreci yaşıyor. Bak tamam, sen ne istiyorsun? Buradaki konu ne? Genellikle bu istekler de hani tek cümle olarak gelir. Ya buraya şöyle bir şey yapalım. Böyle bir şey lazım. Onun altından 20 tane case çıkar birbirine bağlı ya. O yüzden de ona bir girer. Hani sen tamam bak burada ne istiyorsun? İşte bunun şeyleri ne? Arka plandaki. Ha öyle olmadığı zaman, şöyle olduğu zaman ne olacak? Gibi. O stakeholder da işin içine katar. Bir ön analizini çıkarıp daha sonra bununla birlikte bu ön analiz sonucunda hatta direkt analizine girebilir. Tasarımla beraber, tasarım gerektiren bir işse. Bu arada da bizim technical involvement grooming toplantılarımızda da yazılım ekibiyle bir önceden bu işin aşağı yukarı maliyeti nedir konuşması geçiyor. O sırada. Oraya peki bir spec dokümanıyla falan mı geliyor, yoksa bulguların bunlardır gibi bir sözlü anlatım mı? Şöyle high level seviyede bir spec dokümanı olursa oluyor. Yani bazen o da olmayabiliyor. Yani bizim bakın böyle böyle bir şeyimiz var. Biz böyle bir şey yapmış olabiliyoruz, istiyoruz. Çünkü oturup da detaylarını yazmak o seviyede maliyetli de olabiliyor bazı durumlarda. Ne seviyede, hangi gün geldiğine de bağlı bu iş. Şey varsa, mock-up'ı varsa mock-up'ı üzerinden gösteriyor. Böyle durumlarda olabiliyor. Ya da bazen tasarım yapıyoruz şeyde, wireframe ya da mock-up çizmek. Bazen daha maliyetli olabiliyor. Hemen sketch'te çat 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 hani bir ilk draft tasarımı da çıkartıp koyabiliyoruz. İnsanların biraz gözünde canlanması için. Onu yaptıktan sonra da oradan bir yorum geliyor. Biz kendi içimizde bir review yapıyoruz. Kendi aramızda bir önce bir review yapıyoruz. Aynen öyle. Daha doğrusu ben yapıyorum o review'u. Onlar bir şeyle geliyorlar, hazırlıyorlar. Ben onları sorularla SS ediyorum. Bak şöyle durumda ne olacak, bu case'de ne olacak diye. Tasarım tarafında yine aynı şekilde. Özellikle biraz daha büyük tasarım işleri ise orada bir prototip testi yapıyoruz. Tasarımı. İlk başta tepkiler ne olacak, nasıl olacak diye görmek için o anlamda. Daha sonrasında yazılım ekibinin önüne geliyor. Sizin product designer dediğiniz mesela ne kadar ürünün içerisine giriyor? Sadece bir yani görsel tasarım yapıp devrimi ediyor, yoksa HTML'ine, CSS'ine kadar gidiyor mu? Ben daha farklı bir şey bekliyordum. Yani. UX'e doğru dönmeni beklerken oradan böyle HTML'e, CSS'e girdin. Yani HTML, CSS nice to have. Yani iyi olur aslında orada. Prototipleme için özellikle bayağı faydası oluyor o tarz bilen arkadaşların. Ama öncelikli olan aslında benim beklentim ürünü sadece ben işte tasarlayayım, atayım kenara diye değil, devamlı yaşayan bir mekanizma olmasını anlayıp aslında kullanıcıların arkasındaki istekleri de görmesi, biraz daha UX tarafına da aşina olması en azından. Bunu sağlamak için ne yapıyorsunuz? Onu sağlamak... Sen nasıl şey yapıyorsun? Aynen aslında öyle. Mesela ben şu anda mevcut olan arkadaşla ciddi anlamda önce analiz yapıyoruz. Onu böyle bayağı bir işte analytics şeylerini, hesaplarını açtık. Sağ olsun o da meraklı bayağı. O konulara güzel oldu.
işte kullanılabilirlik tarafında product manager'la beraber çalışıyor. Ne kadar, ne kullanılıyor, ne kullanılmıyor, mevcut sorunlar nelerdir, onları görüyor. Bu mesela şeylerden bir tanesi. Zaten kendisi de daha önce UX firmasında çalışmış yine aynı şekilde, UX danışmanlık firmasında. Onun bize bu yönde faydası oluyor. Şey tarafında da daha sonra gelecek arkadaşlar da beklentimiz bu yönde olacak. Bu şeye takıldım ben, hani teknik ekipten de geliyor birisi, maliyeti işte anlamaya çalışıyoruz diye. Orada izlediğiniz bir yöntem var mı? Biz de aynı şey yapıyoruz mesela. Biz böyle hani t-shirt size şeklinde t-shirt yaklaşıyoruz. Size de mi aynı? High şey level estimation'larda t-shirt size ilerliyoruz. Aha, sonra şöyle, sprint'e geçtiğinizde normal evet, puanlama. Orada normal puanlama üzerinden okay. gidiyor. Fibonacci sayılarından gidiyoruz. Şeyden sonra, tasarımdan sonra development'a veriyorsunuz. Hı-hı. Değil mi? Orada galiba Scrum Master mı devreye giriyor? Sprint içinde evet. Sprint, yani sprint'e hazır hale geldi. Ürünün ne olacağı belli artık. Hı-hı, hı-hı. PM designer beraber çalıştılar. Developer'lardan da fikirlerini aldılar. Bir yere geldi. Hı-hı. Bu ürünün artık yani geliştirilme tarafına geldik. Orada ne yapıyorsunuz? Nasıl sprint planlama toplantısında öncelik sırasına göre yine şeylerin, ekiplerin önüne getirip yani storyler de mi geliyor yoksa Scrum Master mı storylendiriyor veya story yerine aslında orada biraz şu anda bizim de bir gelişim noktamız var. Biz de şu anda biraz kopuk o tarafta. Yani çünkü yazılım tarafının bölme, tasklendirme biçimi farklı olabiliyor. Biz orada story şeklinde getiriyoruz. Ama Jira kullanıyoruz arka planda bu arada tool olarak da. User story şeklinde atıyoruz ama orada biraz kopuk oluyor şu anda. Orada açılan taskler, buradaki user story'ler şu anda ayrı bir şeyde task olarak tutuluyor. Onlar da yazılım takımı kendi bölme stiline göre onları ayrı task olarak ayırıyor. Burada Scrum Master devreye giriyor. Ayıran kişi? Scrum Master. Scrum Master. Yani o zaman yazılım ekibi planlama sırasında ayırıyor. O da aslında Jira tarafındaki şeyini yapıyor. İş yıllandırmayı Scrum Master'ı yapıyor. Scrum Master'ın geçmişi o zaman teknik. Tabii. Yani en azından business analistik diyelim. Okey. Ama geliştirici, yani yazılımcılarla beraber aslında o işlandırmayı yapıyorlar. Tabii. Yazılımcılar aslında şeyi neye göre böleceklerini yazılımcılar belirliyor. O onlara bir yön veriyor. Diyelim ki Scrum Master orada. Ve şu kadar puandır deniyor. Sonunda ve sprintlere bölünmeler. Evet. Zaten işte velocity hesabına göre yakabilir miyiz? Yakar mıyız? Hadi yakarsınız. Aslında kaptanızı. Aynen öyle. Peki şeyden bahsedelim şimdi. İllaki oluyordur. Sprint ortasında bir işi yapmaya başladı yazılımcılar. Beklenmeyen bir açı geldi önlerine veya verilmesi gereken bir karar çıktı. Hop geri gidiliyor. Orada hı-hı. nasıl hareket ediyorsunuz? Burada nasıl dayak yemiyorsunuz mu diyorsun? Anlaş var yani. Çok ya şöyle zorluk oluyor tabii ki de. Yani orada adam yani şey sorgusu geliyor. Niye? Doğal olarak insanlarda. Ama orada da gerçekten öncelikler değişebiliyor. Anlık olarak bazen bir durum raise olabiliyor. Dediğim gibi bizde böyle şey tarafında Scrum takımlarının biraz böyle bir sıkıntısı oluyor. Yani bir tarafta anlık işleri yürütebilecek Kanban takımları olmadığı zaman böyle anlık ihtiyaçlara Scrum biraz şeyden şaşıyor. Amacından şaşabiliyor. O yüzden de mesela bizim bu Kanban takımını devamlı şu anda ilerletme çabamız var, büyütme çabamız var. O Kanban takımı ürünün her tarafına mı bakıyor? B2B, evet, B2B, evet, B2C, evet, şu anda aynen her bir tarafı. Aynen öyle. Okay. Orası ortak diye düşün. Şimdi tabii Scrum tarafında da, Scrum takımlarında da burada ne oldu da değişti tepkisi oluyor. Biz de onu mümkün olduğu kadar anlatmaya çalışıyoruz. Yani neden yapıyoruz bunu kısmını? Ya bir karar verilmesi gerektiği zaman illa ki Product Owner'ın kararı. Product Owner'ın fikri alınıyor. Bir çalışma yapılması gerekiyorsa o zaman sprint durduruluyor veya değiştiriliyor. Scope'u değiştiriyor. Zaten biz normalde bir de sprint haftasında grooming toplantısı yapıyoruz. Yani hem önümüzdeki sprintleri de görebilmek için, oradaki işlerin de puanlanabilmesi için. Hem de mesela bir yorum verdiği zaman yazılımcılar ona göre arka planda işte production'ın tasarımı ya da analizi değiştirmesi için onu yapıyor zaten. Orada puanlanmış da oluyor maddeler. Yani grooming de bazen puanlayıp onu değil bunu atalım, bunu koyalım yapabiliyoruz. Evet. Jira'dan başka
Bir tool kullanıyor musunuz? Yani bu... Tabii birçok tool kullanıyoruz da şey olarak yani farklı hani farklı konularda issue tracking vesaire gibi. Evet. Yani şöyle biz ürün tarafında bir dönem Trello'yu kullandık. Hatta hala daha mesela farklı farklı firmalarla da outsource firmalarla da çalışıyoruz. Trello'yu da kullanıyoruz ama orada yani ana olarak Jira kullanıyoruz şey tarafında, iş takibi tarafında. Confluence'da yine dokümantasyon tarafında değerlendiriyoruz, onu kullanıyoruz. Yazılım tarafında onlar bir de tabii kodlamak için birçok tool kullanıyorlar. Biz tasarım olarak da Sketch, InVision, işte wireframe'lerde UXPin, Slack kullanıyorsunuz. Slack zaten bunlarla entegre bir şekilde çalışıyor. Okay. O Slack üzerinden ilerliyoruz. Tamam, süper. Ben bir de sana şey soracağım abi. Sen şimdi sonuçta bilgisayar mühendisliği backgroundlu birisin. Hani bir hani o şeyden hani başlarda da yazılımcılık yapmışsın. Yazılımcılıktan nasıl işte PM'liğe geçtin ve neden geçtin? İki, evet. Yazılımcı olmanın veya bilgisayar mühendisi olmanın bir artısı var mı sence bu PM'lik rolünde? İlk soruna geleyim. Orada ilk başta şöyle oldu aslında. Tabii ben product manager kavramı nedir bilmiyordum bu şeye girdiğimde, bu yola girdiğimde. Bence kimse bilmiyor zaten. O zaman da mesela bu şeyden bahsediyorum, 2009'dan bahsediyorum. Aha. Mesela 2009 yılında product management Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla yoktu. En azından ben duymamıştım o dönemde. Şöyle söyleyeyim, iş analizleri geldiği zaman ben çok fazla analizi geri gönderdiğimi hatırlıyorum. Geri o geri gönderip onlara feedback verip aslında bu böyle böyle yapılsa daha iyi olmaz mı diye döndürdüğümü hatırlıyorum. Banka tarafında genellikle şey olur, böyle net aylık bir yıllık projedir. İşte 3 ay analize geçer, tam waterfall'un dibi. Gelir en sonunda yazılımcıya gelir. Sonra hop onları bir değiştirmek durumunda kaldık bayağı bir şeyde. Sonradan zaten o tarafta da beni sürmeye başladılar o şeyin içerisinde, ekibin içerisinde. Ben de biraz daha bu alanda iyi olabileceğimi düşünüyordum hakikaten de. Yani yazılımcı olarak daha önce okulda da böyle kendimi bir arkitekt olarak düşünmedim hiçbir zaman. Hı hı. Tamam ya, yazılımı yapabiliyorum ama yani böyle yeni bir teknoloji çıkmış, şu şekilde bir mimariyle şöyle yaparsak süper olur deyip saatlerimi ona harcamadığımı fark ettim. Ama yeni bir ürün, bu nasıl bir şey, bunun tasarımı güzelmiş, işte kullanılabilirliği işte şöyleymiş diye daha çok ilgimi çektiğini fark ettim. Sonra da zaten bu alana geçmek istedim. Tabii o dönemlerde biraz bu iş analistliği şeyindeydi, kıvamındaydı. Hatta ben Nessis'e ilk çalışmaya başladığımda da işte askerden dönüşte ilk teklifi yaptıklarında da beni cezbeden kısım bu olmuştu. Bana farklı bir yön çizmişlerdi. Zaten işte bakın sana ürün yönetimi gibi böyle bir şey yapabiliriz diye yönlendirmişlerdi ve ben ondan sonra tamam olur deyip sonradan daha işin arkasında neler geldiğini öğrendim ve hoşuma gitti, devam ettim. Anladım. İkinci soruna gelirsek, bana avantajı oluyor mu? Tabii ki de. Bu konuda bir avantajı var. Şeyin Mind the Product'ın meşhur şeyi, Venn şemasını hatırlarsınız belki. Aslında Product Management'ın 3 tane sac ayağı bunlar. Design, Teknoloji ve Business. Teknoloji bizim yani Digital Product Management'ta bence en önemli ayağı. Şeyin daha insanların zorlandığını biraz daha şahit oldum. Yani business minded olabiliyor insanlar, teknik insanlar biraz daha. Biraz zorlansalar da dizaynda hani bir şekilde öğrenebilir. O daha zor bu arada da hani yine de şey değil. Ama teknik olmayan birinin o teknik tarafı kapatması biraz daha zor oluyor. Evet. Yani bu çok büyük bir genelleme ama her iki taraftan da çok iyi product manager'lar çıkabiliyor. Business tarafından gelip de her şeyi çok iyi toparlayanlar, anlayanlar, teknik tarafta kendini geliştirenler oluyor. Ama ben bunu bir tık avantaj olarak görüyorum. Bir daha rahat bir yönde çıkıyorsunuz orada. Yol biraz daha boş oluyor. Peki senin ekibindeki PM'ler teknik geçmişli mi mesela? Öyle diyebilirim. Yani şöyle 3'te 2. Teknik olmayan endüstri mühendisi. Teknik olmayan birine bunu nasıl şey yaparsın? Yani diyelim ki yeni bir PM aldın işe. Hı? Ve teknik bir geçmişi yok. Ama diğer tarafları kuvvetli. Hı hı. O teknik bilgi anlayışı diyelim. Bilgi demin anlayışı nasıl aşılamaya çalışıyordun? Veya aşılama çaban var mı? Evet. Var. Yani şu anda teknik olanlara da hatta bazı şeyleri anlatmak açısından da bir çabam var. Hatta onu yapacağım yakın zamanda.
Örnek veriyorum, mesela teknik tabanda olabilir birisi geliyor ama yani bazı deployment teknikleri vardır, işte şeyde katmanları vardır, işte Redis nedir, şey nedir, sunuculara şu şekilde deploy edip de yüzde bilmem kaç nasıl açılır gibi hava şey diyor, basic seviyede belli şeyleri bilmesinin iyi olduğunu düşünüyorum ki hani bunu yaparken işte bu ürünü çıkarırken önce yüzde bilmem kaç şuraya açalım, daha sonra şöyle yapalım diye de yön verebilir. Ya da yazılımcıların verdiği direktifleri de daha rahat kavrayabilir mesela. Bu seviyede bir teknikte ben bir teknik bilgiyi arttırmak için planlarım var. Peki şu ana kadar hani kendi kariyerinde veya son birkaç senelik işte emlak şirketteki zamanında hala aklında olan aldığın en büyük derslerden bir tanesi ne? Kişisel de olabilir, şey de olabilir, takım yapısıyla da alakalı bir şey olabilir, ürün geliştirmeyle de alakalı olabilir. Çok zor sordun. Evet, güzel bir soru geldi ama şey sanırım biraz önce bahsediyordun ya, hani belli kutup yıldızı belirleyip ondan şaşmamak. O bence bizde en önemli şey. Yani çünkü günün sonunda yani ürün yöneticisi her zaman için güzel feature'ları ister ya da güzel improvement'ları ister. Aa, şunu yapsak ne kadar mantıklı der. Özellikle de böyle empati sahibi bir insan orada gelen istekleri çok çabuk böyle kanma ihtiyacı duyuyor yani. Hakikaten çok iyiydi, bir feature yapsak süper olur falan diye. O kutup yıldızını kaçırdığın zaman sonucu, yani istediğin sonuca erişemeyebiliyorsun. Ya da ufak tefek farklı farklı bir sürü dağınık işlerle uğraşmış oluyorsun ama en nihayetinde gitmek istediğin noktaya gitmeyebiliyorsun. Ya çok zor bir şey aslında o kutup yıldızını unutmamak. Evet. O yüzden devamlı göze sokmak gerekiyor. Yani insanın kendine bile hatırlatması evet. Bayağı zor oluyor ya, aslında. Kendi adıma mesela şu anda en büyük challenge'im çok fazla paralelde ben bir yandan da şimdi herkesin her konunun da bir şekilde üzerinde durduğum için yeri geliyor o toplantıdan ona çıkıyorum. Oradan başka bir üçüncü konuyla ilgili mail geliyor, ona dağılıyorum. Arada bir dinlenip toparlanıp bir genel çerçeveyi tekrardan gözden geçirmek mesela benim en büyük challenge'im. Ofis dışına kaçıyor musun hiç? Ya ofisin hücra köşelerine. Evet, benim çok yapamıyorum çünkü. Çok yapamıyorum açıkçası ama ara ara istiyorum. Bugün mesela iyi oldu. Bir yandan. İyi, sana böyle bir vesile sunabildiğimiz için süper. Melih, çok çok teşekkürler. Ben çok teşekkürler. Zaman ayırdın, hikayeni anlattın, emlak şeyti anlattın. Bayağı bir şey öğrendik senden. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli sohbet oldu. Sağ olasın tekrardan. Dinleyenlere de çok teşekkürler. Bu podcast'i yapmamıza bize sebep olan ve yardımları için Girişimci Muhabbeti podcast'ine çok teşekkür ederiz. Onları da dinlemenizi tavsiye ederiz. Bir de aynı yine Gümlet Medya'nın podcast'lerinden Yollarda TV var. Koray ve Armağan'ın sunduğu girişimcilik ve teknoloji üzerine. Bir de serbest oyun imalatı üzerine eğer oyun geliştirme ile alakalı bir ilginiz varsa bu da Gümlet Medya'nın sunduğu podcast'lerden bir tanesi. Bunların hepsini dinlemenizi tavsiye ederiz. Bir sonraki Paraşütlü Üretim Bandı bölümünde tekrardan görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.